Arkadaşlar herkese merhaba, selamlar, iyi akşamlar. Malum herkes benden ne istiyordu? Ödev vlog, ders çalışma vlog kızların. Hadi şimdi çok uzatmayalım, içeriye girelim. Annişlerim. Merhaba. İyi dersler. Anne, kolay gelsin. Anneciğim ödev vlog çekiyorum müsaadenizle. Kolay gelsin. Bu arada Tuana Hanım hala önlükle okul hep forması. Hep anne. Vallahi arkadaşlar Tuana şu son 15 gündür okuldan gelince hep formayla geziyor. Evet. Böyle bir alışkan, bakın çorapları dahi okul çorabı. Evet. Bu arada bacağını göstermek istiyorum. Bacağa bakar mısınız? İyileşmeye çalışıyor. Oraya şey sürelim annem, iz bırakmayan kremden sürelim, olur mu? Kolay gelsin. Efkinimiz de burada çalışıyor. Benim duş saatim 9. Evet. Ve duş saatime kadar formalarımı gezip ondan sonra duştan önce formalarımı yıkıyorum. Her akşam. Her akşam formalarımı yıkıyorum. Kurutmaya koyuyorum. Ve daha sonra duşa giriyorum. Ve duştan çıkıp pijamalarımı temiz bir şekilde giyip yatağıma giriyorum. Bu arada... Bu bilim kurgu filmi söylesene bir tane. Science fiction deme. Hayır. Arkadaşlar bu arada videonun başında sizden hepinizden like istiyorum. Bu tarz içeriklerimizin devam etmesi için, videolarımızın devam etmesi için, bu emeklerin karşılığı için lütfen herkes like butonlarına bassın, olur mu? Çünkü akşam akşam yine sizlere video çekiyorum kızlar ders çalışırken. Bu arada Tuana niye böyle konuşuyorsun diyenler olabilir. Kusura bakma bölüyorum ama bak şöyle ağzını açsan damağını göreceğiz. Bir açar mısın? Komple aç, göremiyoruz. Arkadaşlar bakın, Tuana'nın şu anda dama kaçma aparatı var ağzında. Yakında da teller takılacak. Köpek balığı filmi sayılır mı? Science fiction. Hayır abi. Bu arada hem seninle konuşma hem soru çözdü. Bu nasıl bir şeydir? Tuana annen makine. Yemin ederim. Arkadaşlar az önce gördünüz mü? Evet. Hem bizimle konuşup anne, bak, soru çözdü. Anne bak, senden böyle kokuyor. Bak yanaştıkça kokuyor anne. Good girl olmasın o? Hayır. Good girl olmasın? Hadi Efi'ne bakalım en biraz da. En sevdiğim çizgi film ne biliyor musun? Efi'nin de çalışıyor bu arada arkadaşlar. İngilizceden tam şuraya kadar ödevim var. Bu arada hepinizden ben yorum istiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? Biliyorum, hep soruyorum size. Bir, kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? İki, hangi şehirde oturuyorsunuz? Herkes lütfen yorumlara bunu yazsın, olur mu buraya arkadaşlar? Kadar. Ödev oraya kadar mı annem? Nasıl, baş edebilecek misin? Halledebilir misin? Çerez mi? Bugünkü ödevlerin ne peki? İngilizce var. İngilizce, matematik. Bunu kendim soru çözeceğim İngilizceden. Tamam. Sonra şuradaki boşlukları tamamlasan bir tane mi? Ya da paragraf mutlaka. Bu arada paragraf hatırlıyor musun? Her akşam en az 20 soru paragraf çözelim diye böyle bir karar almıştık. Arkadaşlar neden? Çünkü paragraf çözmek gerçekten tüm derslerde sizi geliştiriyor. Tuana bana korku filmi öner bir tane. Veya iki tane fark etmez. Anneciğim çok da ablanı dağıtma. O da çünkü paragraf çözüyor bildiğim kadarıyla. Kafasını dağıtmayalım. Şimdi birazcık Tuana'ya gidelim. Az sonra masaları kurcalayalım. Çantalar burada. Tuana'nın çantası burada gördüğünüz gibi. Efren'in çantası da burada atmış böyle kenara. Az sonra çantalarını hazırlasınlar. Efren'in de böyle işte dersleri arkadaşlar. Buraya da bir program yapmış. Bakın bu gittiği kurslar, tenis, satranç, ondan sonra ders çalışma. Bugün ne günlerden? Perşembe. Oo, matematikten 20, fenden 20, Türkçeden 20. Ohoho, bugün aslında Efli'nin programı yoğun. İngilizceyi saymayın çünkü İngilizceyi şu an çözüyorsun. Yaptıkça çık, tek, ay söylemedim, öyle tik atacaksın değil mi? Yanına. Mesela yaptığın şeyin yanına bir tik at. Değil mi arkadaşlar? Orada bir Efli'nin yaptıkça tik atsın bence. Burada Tuana diğer sayfaya geçmiş bile maşallah. Gördüğünüz üzere. Tuana'nın da masası böyle. Birazcık bu aralar şöyle kurcalayalım. Neler var neler yok burada da. Şöyle karışıklık biraz fazla yoğun buralarda. Bakın. Bu da Tuana'nın katiş hali. Küçük hali. Çocuk kahvesi. Aynen, katiş hali kahveyle birlikte. Burada neredeydik biz? Burada biz İzmir. Kuşadası. Evet, Kuşadası'ndayım. Hayır, Kuşadası değil tabii orası. Tabii Kuşadası. Kuşadası'nda. Hayır, konağa yakın. Konak değil. Biz tatildeydik orada. Eflin bebekti. Kundaktaydı. Kuşadası'nda tatile gitmiştik. Baban da Kuşadası'nda. Buranın ismini unuttum ama güzel bir lokanta varmış orada. Sırf et yapıyorlardı arkadaşlar. Hayır, sırf anne. Et yemeye oraya gittik. Bak, burası Kuşadası. Benim. Kesinlikle Kuşadası olduğunu ben biliyorum. Anneciğim burası, sen nereden biliyorsun? Burası fuara yakın bir yer hatta. Aşkım. Fuar İzmir'e yakın. Burası Kuşadası. Hayır. Kuşadası'nda bir lokanta. Evet. Evet, biliyorum. Hatta o fuara yakın orada Monster var, bilgisayarcı. Onun sokağında. Aşkım Monster orası değil. Seni biliyorum. Orayı biliyorum. O dediğin yeri biliyorum ama orası bura değil. Burada biz tatildeydik. Efrin bebekti. Aa. Anneciğim hadi. Gel.
Devam. Bugün ödevler çok. Arkadaşlar intikam alınca. Tamam hadi geç geç geç. Tamam geç ödevine başla. Of! Dağılmak yok. Bak çalışma odalarınızı birleştirdiğime pişman etmeyin. Anne ben çünkü burası bir etüt. Dağılıyorum şu an. Dağılma, kameraya tamam. Bakmak istiyorum. Bak. Sen şimdi bunların anne, hepsini... Anne benim sevdiğim... Sen bunların hepsini yapacaksın. Tamam sen bunların hepsini nasıl yapacaksın ayarla bakalım. Anne sen yap. Bu arada Tuana'nın soru çözme tekniğini biraz göstermek istiyorum aslında size. Bakın önce ne yapıyorsun? Mesela şu paragraf çok uzun geldi bana. İlk nasıl çözeceğim? Yapıyoruz. Tamam. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerini söz edilen içeriği ile ilgili bilgi yoktur. Soruyu anlıyoruz. Tamam. Cümlelerin hangisi söz edilen içeriği ile ilgili. Sonra hızlı okuyorum. Yazarın ilk eseri olmasına rağmen elimizde kitap ustamanın romanı aratmıyor. Yazarın içeriği ile alakalı geç. Yazar kurduğu devlet cümlelerine şaşırsa herse içerik. Bunun yanında kullandığı dilde günlük hayatından çıkma ve nedenler çıkma olabilir olmayabilir. Bu abinin Kemal Sunal'ın oynadığı filmin adı neydi? Bilmiyorum. Sakar Şakir mesela. Drama kaçmadan anlatıyor. Sakar Şakir mesela. Bu arada arkadaşlar çantalarda ne var ona da bakacağım şimdi. Evet şöyle bu Evelyn'in çantası. Benim testim bitti. Kaç soru çözdün aşkım? 9. Bir bakalım bu konu doğru yanlış. Ben ama 9 sorudan bir tane boşum var herhalde. Evet. Onu çok uzatmadım. Tamam. Arkadaşlar şimdi Tuana'yı inceliyoruz. Doğru yanlışlara bakıyoruz. Ben de geldim derslerime bakayım da çantamı. Aşkım bekle ablan kontrol etsin biz seni izleyelim çanta hazırlarken. Tamam. Ablanın kaç doğru yanlış var bir bakalım önce. Merak ettim çünkü. Tuana o C değil mi? Evet. Ha E mi? Pardon kusura bakma. Şimdi 4'te 4 oldu. O hadi ben böyle söyleyeyim. Türkçe'de aslında bulunuyoruz. Arkadaşlar ben burada edebiyatım da zaten çok iyiydi. Yani ben şimdi denemelerle falan denemelerle kaç çıkıyor ya? Yarın denemesi var bu arada arkadaşlar Tuana'nın. 25 soruda 22 soru falan doğru yapıyorum edebiyatta. Arkadaşlar bu arada yarın Tuana'nın denemesi var. Lütfen herkes dua etsin. C. Wow. Boş. Bir boş bir yani. Peki bu neymiş? Bunun cevabı neymiş? Yaklaşım yapabilecek misin? Okumuş muydun? Anne boş bir bak bakalım. Benim ezberlememe yardımcı olur musun bu ay? Tabii olurum. Aşkım şimdi sen neler yapacaksın? Hadi bakalım. Din kültürü 10 soru çözmeyeceğim. Çünkü dua ezberleyeceksin. Gerek. Bunu ödevini yapacağım. Bu yüzden tamam. Bir ödev yapacağım. Şu an matematik 20 soru, fen 20 soru planlıyorum. Çünkü sosyalden de çözemem. Tamam. O zaman matematik fen 20 soru önce İngilizceni bitireceksin. Ondan sonra matematik fene geçeceksin. O zaman gelin sizinle çantayı hazırlayalım. Yani. Aynen. Geçelim. Şöyle size minik bir çanta. Tamam. Tuana da çantasını. Tuana da çantasını hazırlayacak bu arada arkadaşlar. Şimdi ikisinin de çantasına bakalım. Bir tane taç. Kitabı. Bu arada okula Tuana yiyecek götürmüş. Onların kutularını çıkarttı. Evet annem. Bir tane taş. Kitaplarını hızlıca çıkaralım. Tuana bu arada senden shorts bekleniyor. Parfüm shorts. Evet. Parfümlerin yorumladığın bir shorts bekleniyor. Bir tane İngilizce defteri. Ama bir tane siparişler daha verdi arkadaşlar. Taş. Onlar da gelsin hepsini yap. Bir tane daha taç. Arkadaşım shortunu araya götürmek için verdim ve... Bir tane daha defter. Tamam. Ve kahveyi de içmemiş. Arkadaşlar şimdi ikisini de göstermeye çalışıyorum. Başladın mı kitabına? Oo anne evet. Ben bunu başlayalı çok oldu ben. Ana etkiledim düşün. Bu kitaba başladık. Anne bu arada mor kitabı bitirdik. Kaçın sayfadayım? Mor kitabı full bitirdik. Testleri bitirdik. Aşkım bu ne şimdi? Matematik ikinciye mi başladınız? Ben sana şey hayır bu son kitaba başladık. Son kitap. Bugün matematik dersinde kitap okuma şeyi yaptık. 52. sayfaya kadar. Arkadaşlar cayır cayır çalışan kızları görüyorsunuz burada. Maşallah deyin. Maşallah barik Allah deyin kızlara. Şunu artık okula götürmem lazım yoksa Murat Hoca'yla ters düşeceğim. Coğrafyayı da almam lazım. Çünkü coğrafya hocası bana bir kere daha götürmezsem çok kısa.
Ya o eksik olan kitaplarınızı götürün. Her şey Efendim başladın mı aşkım? Olamaz. Karnına gelecek diye korktu. Neden korurmaya çalıştın ki? Ben olsam direkt bırakırım. Bu kitapları düşmesin diye yaptın ama. Aşkım, şimdi hazırlamaya mı başladın sen? Çantanın içinde ne var? Gereksiz bir şeyler varsa atalım. Yok. Çantanın içinde çöpler... Aa bu çöp değil bak. Çöp sanıyordum gene. Ödev kontrolcüsü olduğum için. Ahay. Efe'nin ödev kontrolcüsü olmuş bu arada. Şöyle arkadaşlar. Ay, wow. Bakın. Şöyle. Herkes burada arkadaşımın yazmış. Roblox ismi yazıyor. Onunla Roblox oynayacağım. Tamam. Anne, bu arada Tuana ne yapıyor? Yok annem temizdir ama bir durulayabilirsin. Kahve kokuyordur o beklediği için. İşte kahve kokusudur o. Nasıl Efe'nin? Bitti mi hazırlaman? Yok. Kitaplar biliyorsunuz ki babam yüzünden seçildi. Ben bir kitapları şöyle çok düzenleyeyim de. Anne bu ne? Aynen arkadaşlar bunlara ne oldu? Kalorifer petiği patladı. Ay. Bizim doğal gazlar yapılıyordu. Mahvoldu o yüzden. Doğal gazlar yapılıyordu. Komple patladı petek. Oldu. Olanlar oldu. Ha? Onu ne yapacaksın sen yarın için? Bakarız. Yarın bu arada sabah mı sizin deneme? Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Arkadaşlar Tuana'ya matematikte falan çok güveniyorum bu defa. Başaracağına inanıyorum. Sen? Ama kahvaltı yapman gerekiyor. Onu bulabildin mi? Bulamadım annem. O yazlık evde. Yazlık evden alacağım. Bu arada size unumun diğerini alacağım ben. Diğeri daha iyi dediniz. Gerçekten evet mi? İzmir'e gittiğimizde alacağım klasiğini. Tamam mı? Klasiğini alacağız. Tamam. O kaybolmuyor. Tamam aşkım. Beraber alırız ya. İşte İzmir'e gittiğimizde alalım. Kutulu anlamı. Nasıl aşkım hazır mı her şey? Annem bize San Sebastian yapacaktı ama yapmadı. Yarın yaparız artık kızlar. Arkadaşlar bugün ben fazla yorulmuştum. Yarın yapacağım. Aşkım. Yarın yaparız artık. Evet Tuana bize bir şeyler gösterecek şimdi. Evet, bu normal bir no. Tamam mı? Ha, onu biliyoruz. Arkadaşlar bu arada benim matematik ödevim. Matematik ödevim çok fazla ve yarına değil. Bu anne. Bu yüz... Tamam bunu alalım. Pazartesiye. Bu yüzden yarısını bugün yapacağım. Yarısını cumartesi yapacağım. Çünkü bakın planımda cumartesi sadece matematik testi çözü var. Tamam. Aşkım senin çantan hazır mı? O zaman koy kenara hemen ödevlerine sırasıyla başla planına. Tamam. Heh, koy bakalım sırayla. Anne. Sırasıyla başla bunlara tamam mı bir tane? Kaç tane daha oyna alabilir miyiz kartonu? Alırız annem. Sakar Şakir'den sonra. Annem onları internetten bakarak kendin yazsana. Ben çok her filmi bilemeyebilirim. Anne komedi bilmiyor musun? Ama her filmin ismini bilmem. Kutsal Damacana canım. Neyse yaz bakalım. Arkadaşlar neyse kızlar ben sizi biraz rahat bırakayım. Tuana şantan hazır mı senin? Ne çabuk hazırladın? Anne zaten bir tek eksik kitapları koydum ya. Ha tamam. O zaman ben kızları artık yalnız bırakayım. Devam etsinler. Özellikle Eflin'in ders programı çok yoğun anladığım kadarıyla. Değil mi Eflin? Bayağı yapacağın şey var annem senin. Tuanacığım senin nasıl aşkım? Arkadaşlar benim çok yapacağım bir şey yok. Ben şey vereceğim. Yarın deneme olduğu için mi çok çalışmayacaksın? Evet. Aslında birkaç tane daha paragraf çözsen gerek yok anne. Faydası olmaz mı sana? Olmaz. Neyse Tuana 2 sene sonra üniversite sınavına girecek nasip olursa Allah nasip etsin. Eflin de 3 yıl sonra LGS'ye girecek arkadaşlar. Allah nasip ederse ikisi de çok güzel yerlere gelecek. İnşallah sizler de öyle. Hepiniz bunu izleyen herkes öyle olacak inşallah. Hepinize güveniyorum. Önce çocuklarıma sonra da size çok güveniyorum. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir akşamda görüşmek üzere. Yeni bir akşam dedim. Allah mı söyletti? Aslında normal video da çekebiliriz de. Neyse challenge'ları bu ara çekmiyoruz ama çekmemizi istiyorsanız yorumlara da yazın olur mu? Anne dedim. Aynen aşkım hoşça kal de hadi. Hoşça kal. Ay anne kafam karıştı. Arkadaşlar hoşça kalın. Anne hoşça kal diyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bay bay. Korku filmi. Haydi Ersek. Aa onu beraber izledik. Çok güzel. Onu beraber asla beraber izlemedik. Ben onu okulda açtım.